Yelkenli eğitimimizin dördüncü haftasındayız arkadaşlar. Bu hafta iki tekne beraber açılacağız hit sailing olarak. Bir tekne de Haktan Bey bizimle olacak. Büyük olan teknede ise Batuhan Bey burada olacak. Bu tekne şu an Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle dolu. Çünkü hit sailing onlarla bir anlaşma yapmış. Yelken kulübüne hit sailing eğitim veriyor. Şimdi buradan arkadaşlarımızı görüyoruz. Merhabalar. Barış Bey'e biraz soralım. Barış Bey aralarından grubu temsilen size soralım. Neden yelken eğitimine başlamak istediniz? Neden? Daha önce videolarını falan izlemiştim. Yani benim için bilmiyorum. Biraz klasik olacak ama tutku gibi böyle. Evet. Aslında klasik değil. Doğru bir tabir. Hepimiz için tutku gibi yelken. Çok seviyoruz. Peki sizin üniversitede hangi bölümdesiniz? Ben mimarlık bölümündeyim. Mimarlık. Süper. Tebrik ederiz. Herkes aynı mı yoksa herkesin bölümleri farklı mı? Ben mimarlık bölümündeyim. Oo çok güzel. Karışık bir ekipsiniz aslında ama herkes yelken tutkunu. Evet. Harika. O zaman denizde size el sallayacağız. Yanınıza da yaklaşacağız. Bakalım tekrar görüşürüz denizde. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi seyirler. Gibisini at sen, gibisini at cümleyi tekrar evet. Söyle, buyur gel. Haktan Bey yani rockstar gibi geldi. Ders başlıyor arkadaşlar. Burada mı? Arkadaşlar şu an karşımızda Haktan Bey var. Hit Sailing'in kurucusu. Aynı zamanda çok başarılı bir yelkenci. Bu haftaki dersimizi bize Haktan Bey yönlendirecek, bize yanımızda olacak. Şöyle biraz sizi tanıyabilir miyiz Haktan Bey? Merhabalar, ben Haktan Taş. Hit Sailing'in kurucu ortaklarından biriyim. 11 yıldır yelken sporunu yapıyorum. Daha önceden Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu'yla başlayan serüvenimiz, farklı teknelerde takım koştuğu ve en sonunda da Hit Sailing'e uzandı. İzmir'de iki teknemizde yelken eğitiminde hizmet vermekteyiz. Biz çok mutluyuz. Yeni insanlarla tanışmaktan ve yeni kişileri denize çıkarıp yelken öğretmekten. Böyle. Bizler de çok mutluyuz. Gerçekten çok güzel bir eğitim aldığımızı düşünüyoruz. Hepimiz. Birçok şey öğrendik. Bugün bunu gerçekten öğrendik mi test edecek Haktan Bey. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Bu dördüncü seyirimizde. Ben daha çok genellikle ileri yelken eğitimi ve yat yarışçılığı eğitimlerinde antrenörlük yapıyorum. Biliyorsunuz ki diğer eğitimde temel yelken eğitimlerimizde Batu hocamız çıkıyor. Evet. Ama ben de temel yelken eğitiminin son derslerine doğru işte kursiyerlerimiz ne durumda bir de biz görelim ve farklı hocadan belki bir şeyler öğrenmek kişiler için de daha iyi olabilir diye böyle aramızda mix yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir seyir olacak bugün. Bu teknede şey anlatıyordunuz hani bu önümüzdeki evet. Sezon evet. Yapılacak olan. Teknemiz First 31.7 filomuza yeni katıldı. Diğer teknemiz C35 o biraz daha yarış gezi dizaynında. Bu teknemiz aynı şekilde eğitimlerde ve yarışlarda keyifli bir şekilde kullanılabilir ama bunun en önemli özelliği iki tane kabini var ve bir tuvaleti mevcut. Biz yaz döneminde bu teknemizde İzmir'de yeni tekne almak isteyen ilk teknesine sahip olacak kişilerle veya bir yelkenli tekneyle uzun seyir yapmak isteyen kişilere 3 günlük konaklamalı yatçılık eğitimi yapacağız. İzmir, Urla, Mordan, Balıklava ve Eskikoç arasında. 31 fit tekneyle ilk teknesine sahip olmak isteyen kişiler 3 günlük bir turda tekneyi nasıl seyre hazırlamalı, A noktasından B noktasına nasıl gider yelkenle, demir nasıl atılır, kıştan kara nasıl olunur, alargada nasıl kalınır gibi konuları orada işleyeceğiz. Seyir derslerimiz olacak, motor kontrollerini yapacağız. Yani bir tatil, kısa bir tatil boyunca aslına bakarsanız kişilerin başına gelebilecek her şeyi biz orada göstereceğiz. Harika bir imkan. Yelkenli almak isteyenler önceden karar veremiyor bazen. Bunu yaşayarak karar vermiş olacaklar. Çok güzel bir fırsat herkes için. Evet, buradan o zaman tekrar söyleyelim. Yazın konaklamalı eğitim almak isteyen arkadaşlar Hit Sailing'e ulaşabilir. Şimdi Ceren bizim iskele tarafımızdaki palamar halatını atacak. Evet, heyecanlı mısın? Evet, Gökhan da sancak tarafımızdaki palamar halatımızı atacak. Mansur da tonoza gidecek. Şu an bir görevlendirme yapıldı. Evet, lazy back'imizi açtık arkadaşlar. Deniz ortasında açmak çünkü zor olabiliyor.
Hava bakın farklı esti. Sular çekildi. Midyeleri görüyorsunuz. İzmir'de yediğimiz midyelerin çoğu buradan geliyor. Benim geçen hafta videolarda görmüş olduğumda bir masa görüntü olarak hoşuma giden bir şey oldu. Ne izlekalatı ne izleyicimizi. Bugün hava sakin, orada açmamız gerekiyor. Daha sonra yelkene bastıktan sonra leizbekimizi katlayacağım ve bombanın altında gözükmesini isteyeceğim. Şimdi isterseniz seyre çıkalım. Mantur ve stomazo lütfen. Rüzgar altı halatımızı alalım. Evet, şu an rüzgar altımız iskele taraf. O yüzden Gökhan önce rüzgar altı halat alıyor. Doblin bir şekilde yapıldığı için hiç kimseden yardım istemeden çekerek rüzgar altı halatımızı alabiliyoruz. Ve rod alıyoruz. Onu sağlıyoruz. Mansur Bey, sizden istediğim tonoz halatını bırakmadan önce öncelikle dümencinin komutunu dinlemeniz gerekiyor. Dümenci size tonoz halatını bırak diyecek. Daha sonra da siz bıraktıktan sonra tonozun batışını izliyorsunuz. Tonozun battığı konumundan sonra biz ileri yol verip seyrimize başlayabiliriz. Tamam. Tamam. Tonozu bırakalım. Mansur tonozu bırakıyor ve battığından emin olacak. Evet. Çok güzel bıraktı. Hafif ileri yolda mıyız? Bakalım. Hafif ileri yolda. Tonoz battığı için arkadaşlar hafif ileri yolda. Tekimizin başı tutsun diyedir. Evet, Ceren Hanım artık öbür tarafta kalabilir. Ceren de rüzgar altını, pardon, rüzgar üstüne atıyor. Sona bırakacağımız alat. Öbür taraftan çekiyorsunuz. Doblin bağlandığı için çekmesi yeterli. Tam öbür tarafta. Evet, onu çekmeden gelin. Bir yelken eğitimlerinde artık siz kendiniz dümende artık bir kursiyerimiz olacak, bilginiz olsun. Bu sizinle, yani bizim denize çıkardığımız son seyirimiz. İleri yelkenli grubunuz devam ettiği sürece artık siz çıkacaksınız. O yüzden komut anlamında ve konum anlamında sakin komutlar ve tek kişinin sesi çıkması gerekiyor. O gün kim denize çıkarsa. Bu çok önemlidir denize çıkarken. Kişilerin rahat etmesi için. Bazen çünkü fazla agresyonlu sesler kişinin yapabileceği işi de yapamamasına sebep. Doğru. Dilerseniz Ceren Hanım halatı roda varken biz de usturmaçalarımızı toplayalım. Tamam. Ve yelkenimizi basmamız. Evet, şu an usturmaçalarımızı topluyoruz arkadaşlar. Göreve gidelim. Evet, geçen haftaki fırtına yok. Hava çok güzel. Dümen başka işi olmayan trapezde duruyor. Ceren'in en sevdiği yer. Eminim ki mutludur. Hava muhteşem. Çok güzel. Evet, onu yapmamak gerekiyor. Sen bu tarafa geçip otursana. Denizde düzen çok önemli. Çok keyifli. Havalarda bunu hiçbir şey yapabiliriz. Ama hava belli mi? Matın üstünde estiği zaman bunu hiçbir şey yapmamız gerekiyor. Bunun sebebi var. Gelkenler daha hızlı alınsın, eski hızımıza daha hızlı ulaşalım.
ikinci kurulumuz şu. Size her seyide gelmeden önce bir not veriyoruz. Diyoruz ki yanınızda gelirken şapka, yedek ayakkabı, yedek çorap getirin. Bunun sebebi de orta seyirinde ayaklarınız bulunup ıslanmasın. Bunu görmek görmeyen arkadaşlarımız, ayakları ıslanan arkadaşlarımız için de bir kere ıslanmakları oluyor. Bir daha da isteseler unutmuyorlar. O yüzden bugün ayaklarımızda yazın. Ayaklarımızı ben size bir üstte alacağım. Şimdi Alesta Tramola arkadaşlar. Evet. Alesta Tramola. Şimdi evet geldik Hatay'a. Ne demiştik? Sıramız aynı sıra. Salıcı kişi ama en önde olması lazım. Ki bakın şu anda sen ne oldu? Hala ben, geç kalıyoruz. Ben şey ne yapayım ya? Başlamadık ya. Ben zaten bu kadar. Alesta. Alesta. Evet. Hakan Bey, bir iki ayağınızla içeride olsun. Şöyle. Hayır, yani havuzlukta olacak. Ve çekerken büyük çekeceğiz. Biraz eğilmemde masum yok. Geçerken siz zaten çekerken geliyorsunuz. Tamam. Bu şey 3 tur olması gerekiyor. Evet. Ve görüntü bir tık... Evet. Tamam. Ceren Hanım siz karşıdan karşıya geçeceksiniz. Sizinle ayrıca şey yapacağız, hiç merak etmeyin. Hakan Bey eğilmeden ayakta yarı kamburu olacak. Aynen öylesiniz. 3, 2, 1 döndük. Döndük. Apazdan apaza atıyoruz farkındaysanız. Yelkenlerinizi kalkmayacağız. Geçti yelken. Bravo Mansur Bey. Çekti. İşte bravo. Böyle kaldı. Harika. Hafif canavayı uçur. Uçur canavayı. Uçur canavayı lütfen. Hakan Bey. Şimdi arkadaşlar bazı şeyleri ben de yeni öğrendim. Uçur öğrendim. Sal, bırak, uçur. Haklısınız. Dağınık kalmamızın sebebi de farklı farklı terimler gelebiliyor. Ama bırak, sal, uçur aynıdır. Bu tramola da sizin tramola güzeldi. Salma şeyiniz iyiydi. Hakan Bey güzel çekti ama Hakan Bey kuvvetli olduğu için şu anda teknenin yelkenleri ona küçük geldi ve direkt topaz primine indirip orada primine çekebiliyor. Şimdi burada da Hakan Bey'in power'ını kullanıyoruz. Ama power yani Hakan Bey'deki dahiliyle müşteri ağırlığı çok iyi kullanıyor. Bence süper. Farkındaysanız Alesta. Evet, Alesta Tramola. Alesta. 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 3, 2, 1 Tramola. Yani hatamız bir şu, dümenci, ben tabii sırtım dönük olduğu için... Arkamı dönerek mi geçtin? Hayır, tekne... Tamam. Tekne yüzüyor. Tamam. Evet, dinliyorum buraya bakarak sizi. Her zaman dümencinin kulağı eğitmende olacak ama eğitmende kulağı olacak. Gözleri tamam. Her zaman teknenin pro hattına bakacak ki tekneyi tamam. Kaçırmasın diye. Biz şimdi mesela ben ne yapmak istedim? Diğer eş teknemiz, diğer teknemiz o taraftaydı. Biz oraya doğru gitmek istiyorduk ama teknemiz bir anda kendini açtı. Alesta. Hakan Bey. Evet. Ama bak yok. Elin onun hareketi gördüm. Gördüm onu vazgeç.
he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. To the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Alesta. Alesta. Evet. Niye ben aldım? Çünkü tam şu hizaya ağ atmışlardı. Onların üstüne çıkmayalım diye. Sadece şimdi ben götüreceğim bir şey, 5 saniye. Farkındayım. Ayı bacağı yaptıracağım. Konuyu oraya götüreceğim. Ama böyle gereksiz anladık. Yelkeni çok ters ettik. Şimdi ön yelkeni ayı bacağı yaptıracağız ki daha dar açıyla gidebilirim. Ben hanım sizden ricam. Beyazı giymedin mi? Hayır. Bana öyle daha güzel bir şey. Benimki beyaz böyle. Karıştırdı onu. Allah. Sailing'in diğer yelkenli size yaklaştı arkadaşlar bize. Beraber sail yapıyoruz, çok güzel. Yan yanayız. Ayaklar değil mi? Fena oldu. Ben de ıslandım. Videoya çıktın ama. Çektim.
Evet, galiba tramvola atacaklar. O değil. Ay bacağım, o değil. Yapan güzel kardeşlerimizi görüyoruz. Çok tatlılar ve inanılmaz güzel tramola atıyorlar, kavanç atıyorlar. Valla hayran kaldık. Buradan keyifle onları izliyoruz. Eğer bir gün bizi izlerlerse buradan selamlar olsun. Tebrik ediyoruz hepsini. Biz de trapezdeyiz. Gökhan, ben ve Hakan Bey trapezin keyfini yaşıyoruz. Mansur dümende. Mansur süper gidiyor. Şu an bakın tam karşımızda. Trapeze çıkın dedi. Trapeze çıkın dediler hemen. Trapeze çıkarken biz böyle çıkıyoruz. Kimse şey olmuyor, çıkmamız lazım teknik. Yani vücudumuz dışarı çıkıyor. Biz istiyoruz ki tekne düzelsin. Tekne düz gittikçe Mansur Bey ortalama. Aynen, tut böyle tekneyi. Orsala biraz daha, 3 tane daha orsam var. Tamam, tut burada. Bravo. Böyle çıkıyoruz ki. Şimdi bu teller sizi hayatta denize düşürmez. Bu tellerin sıkılığı belli. Biz tekneyi ortadayken ne kadar düzeltirsek teknemiz o kadar dik gidiyor. Eğer teknemiz yatarsa aç tekneyi çok ortaladı. Eğer bizim teknemiz fazla yani yatarsa biz zannediyoruz, gittiğimizi zannediyoruz ama o zaman tekne yengeçlemeye başlıyor. Sonuçta düz bir zeminde değiliz, denizin üstündeyiz yani. Yengeçlemeye başladık, biz aslında buraya gidecekken, böyle giderken bir anda bu kaya kaya gitmeye başlıyoruz. Bu aradaki mesafeyi hep kaybediyoruz. Yarışlarda. Bunu yarışlardan bahsedeceğim. Evet. O yüzden aç tekneyi çok orsaladın. Kırmızı düğün paralel olacak. Evet, tut burada. Biz de diyoruz ki o yüzden rüzgar üstünde yüklerimiz olsun. Esen havalarda, orta havalarda böyle. Hafif havalarda da tekneyi yatırmak istediğimiz için kişilerin hepsini rüzgar altına götürüyoruz. Teknenin belli bir açı yatmasını istiyoruz. Oturuş pozisyonları kişinin, ağır kişinin nereye geçeceği bile tekneye etkiliyor, emin olun. O yüzden şu an basic ileri yelkendeyiz. Temel yelkendeyiz. Yapmamız gereken şey şu. Ortada, orta seyirinde kişilerin dışarı çıkmasını sağlamak. Tabii ki de sizden bunu beklemiyorum ama en azından ayaklarımız da şeyin içeride olur. Teşekkür ederim. Sen çıktın dışarı dediğin gibi ben de öyle. Ortalar. Şimdi talimatlara uyuyoruz. Şu tüyleri paralel olması gerekiyor arkadaşlar. İki kontrasındaki tüyler var. Şu an iskelet kontrasındakiler kırmızı, sancak kontrasındakiler yeşil. Onların paralel gitmesini istiyoruz. Onlar paralel gidince diyoruz ki açımız doğru. Eğer iskelet tarafındakiler pırpırlıyorsa, yani şey yapıyorsa, paralel gitmiyorsa kafayı aç demek. Sancak tarafındakiler eğer düzgün gitmiyorsa orsala demek. Mükemmele ulaşmaya çalışıyoruz yine. Hit Sailing'in diğer teknesi de tam paralelimizde. Harika gidiyorlar. Çok güzel. Çok keyifli. Haktan Bey ile çok eğleniyoruz gerçekten. Bize yanlışlarımızı söylüyor, öğretiyor. Hatalarımızı görüyoruz ve tekrar yapmamaya çalışıyoruz.
bu şekilde olursa tane tane anlatırsın kişileri, ona göre işlerini çok rahat yapmasını sağlar. Ben çok sert bir hava koşulunda bile çıktığım zaman veya iç kampiyona çıktığı zaman bize her şeyi çok güzel bir şey, yani normal bir şekilde anlatırsan aslında o hava koşulunda etkilenmezsin. Ekibi hakimiyet, ekibi yönlendirmek antrenörü ve dümencinin işi. Tamamen bunu size anlatarak yapıyorum. Eğer size gereksiz yere tepki verirse, gereksiz yere bir sesler yükselirse, teknede gereksiz bir elektrik ve gerginlik olur. Kişiler istediği işi yapamaz. Kişiler öğrenemez. Yapım yapım istemiyor. Nothing this morning, facing the world on empty, far too full to take in anything that could make me happy. Employed in a 9-to-5, color drying up my pilot life, salt of the earth dissolving in the city life, reaching for a paradise, stretching my veins into the sky. Alesta. Evet, Alesta. Dönüyorum. Anaya gel, almaya başla. Evet, farkındayım. Bazen böyle yük fazla geliyor ve bıraktığın an gitmiyor gibi geliyor. Farkındayım. Ama eğer sen bu şekilde yaparsan... Gidiyor. Gidiyor. Mesela bir kontrol altındasın. Farkındayım. Hala seni kontrol edin. Çıkarmak diye bir şey mi? Zaten çıkarmak diye bir şey. Su yok mu yani? Yok. Yok bir şey. Evet, bak. Bu şekilde salıyorsun değil mi? Ha, tamam. Ramonu da bak. Halatı minik salacağınız zaman bu yok. Tamam. Yani siz, ben şimdi bu trimayı manevralarda, evet, salacaksın. Manevralarda zaten söylüyorum. Bu şekilde çevirin. Bu arada bunu yapmayın. Bu yasak yani. Ellere, ben sana size göstermek istiyorum. Hiçbir zaman ellerini halatların burasında olmayacak. Şurada olmayacak. Burada olmayacak. Böyle tutmayacaksınız. Yani halat sizin elinize takılabilir. Şey, size zarar verebilir. Her zaman eliniz halatlarınızda patlayıcı hakim olarak böyle kalacaksınız. Tek bir kere tutuyorsunuz iki elle, kilitleyeceğiniz zaman önce kurun, sonra kilit sal. Kilit de şu an duruyor. Benim salmam gerekiyor. Açtım kilitten. Bakın, açmak da şu değil. Böyle falan değil yani. Bak, sarılıyor zaten. Ya da işte üzerinde şey varken böyle bir anda öbür taraftan geçip şu yok yani. Böyle al, şöyle açayım da falan. Bu yok. Bak, yerine kaçıyor zaten. Açarken de, salarken de, her seferinde travolu atacakken de, basıkken geldi. Açtı. Bak, gergin. Ama bir kere bile kaçırmadı kendini. Hala aynı trimde devam ediyorsun. Biz ne istiyoruz? Seyrindeyken gergin manevra yapma, bozma. Aynı şekilde gitmeye devam edin. Aynı hızla gitmeye devam edin. Bak, şu an elimde hala. Manevrayı yaparken, manevra yapmadım. Şu an trim yapıyorum, salıyorum. Bu şekilde saldım. Yeterli. Kilitledim. Dümenci dedi ki, biraz daha uçur. Çıkardım. Yine gergin. Uçurmaya başladım. Yine geldim, kilitledim. Evet, biraz önce bize korna çaldı bu büyük gemi. Hemen hızlıca bir tramol attık. Şimdi döndük. Evet, güzel bir eğitim oluyor. En az 20 kez, belki daha fazla tramol atmışızdır. Ve en az da 5 kez kavanç atmışızdır. Ben güzel bir bahane bulurum sizin için istiyorsanız. Anesta tramola geldi.
herhalde arkadaşlar. Kapatıyorum. Kafa geçeceğim de burada bir yer ayarlayalım beraber. Çok güzel bir eğitim oldu. Hepimiz yorgunuz ama mutluyuz. Bolca birçok şey öğrendik. Şimdi İzmir Marina'ya giriş yaptık ve yerimize bağlanıyoruz.